Şok Oldum kanalından hepinize selam arkadaşlar. Hacca ve Ümre'ye gitmiş ünlüleri sizin için araştırdık. Videomuz başlamadan kanalımız Şok Oldum'a abone olup videomuz hakkındaki görüşlerinizi aşağı yazmayı unutmayın. Gökhan Özoğuz. Athena Gökhan olarak da bilinen ünlü şarkıcı Cerrahi tarikatına mensuptur. 2018 yılında tarikatıyla birlikte hacca gitmiştir. Murat Yıldırım, 2017 yılında Faslı eşi İman Elbani ile hacca gitmiştir. Daha önce defalarca Umre'ye gitti, geçen yılda annesiyle hacı olmuştu. Bu hacca ikinci gidişi. Reymen, YouTuber olarak kariyerine başlayan şarkıcı Reymen de 2019 yılında Umre'ye gitti. Kabe'de fotoğrafını Selamu Aleyküm notuyla sosyal medyada paylaştı. Bazı kesimler tarafından bu oldukça tepki çekti. Umre'ye gidip bir de dalga mı geçiyorsun tarzında eleştiri yağmurlarına tutuldu. Yıldız Tilbe, Yıldız Tilbe de 2016 yılında kutsal toprakları ziyaret etti. Sibel Can, dansözlük yaparak başladığı kariyerine güzel sesiyle devam eden şarkıcı da eski eşi Suhiye Aksüt ile 2007 yılında Umre'ye gitmiştir. Özellikle bazı kesimler tarafından sen dansözdün, vücudunun her yerini görmeyen kalmadı, Umre'ye gitmen bize bir şey ifade etmiyor tarzında kötü eleştiriler aldı. Seda Sayan, Seda Sayan 6. eşi Onur Şan'dan boşandıktan sonra 2010 yılında Umre'ye gitmişti. Bu arada Türkiye'de en çok evlenip boşanan ünlü isimlerden birisi de Seda Sayan'dır. Mazhar Alanson, MFÖ grubunun solisti olan Mazhar Alanson da Gökhan Özoğuz gibi Cerrahi tarikatına mensuptur. Cerrahi tarikatına mensup olan şarkıcı Mazhar Alanson da defalarca Umre'ye gitti. Maneviyata verdiği önemle bilinen ünlü şarkıcının "Baka baka doyamadım, hem kokladım da" şarkı sözlerini Kabe'ye yazdığı açıklaması uzun süre gündemde kalmıştı. Ayrıca Mazhar Alanson'un şimdiki eşi olan Biricik Sude ile uzun yıllar nikahsız yaşaması büyük tepki çekmişti. Sanatçıların örnek olması gerekiyor tarzında eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Mazhar Alanson da buna "ben resmi nikah inanmıyorum, biz dini nikahımızı yaptık" tarzında açıklamalarda bulunmuştu. Daha sonra resmi nikahlarını da yaptılar. Arda Turan, kiraladığı özel uçakla hacca gitmişti. Arda Turan da hacca gitmesi konusunda eleştirilen diğer isimlerden birisi olmuştu. Özellikle Berkay'ın eşine yaptığı ahlaksız davranış sebebiyle "hacca da gitsen senin günahların arınmaz" tarzında birçok eleştiri aldı Arda Turan. İntizar, 2016 yılında hacca gitmiştir. Mustafa Ceceli, 2017 yılında eşi Sinem Gedik ile birlikte hacca gitmiştir. Haçtan döndükten sonra da eşinin kendisi gibi hacı olan İntizar ile bir aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştür. Evet, Mustafa Ceceli'nin karısı ve İntizar. Bu olay çok konuşuldu. Yine aynı şekilde bu tarz skandallara karışan isimlerin hacca gitmesi de büyük olay oldu. Tolgan Sayışman, 2017 yılında Murat Yıldırım ile birlikte o da hacca gitmiştir. Vildan Atasever, 2017 yılında Ramazan ayında dini vazifesini yerine getirmek için Umre'ye gitti. Tarık Mengüç, 2017 yılında katıldığı Survivor'ın ardından kutsal toprakları ziyaret etti. Instagram'da "yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın tüm müminlerinin kandili mübarek olsun" diye yazdı. Gamze Özçelik, Türkiye'nin en dikkat çeken mankenlerinden olan Gamze Özçelik de tesettüre girmiş, hacca gitmiştir. Şimdilerde yaptığı hayır işleriyle adından söz ettirmekte. Daha önce açık seçik giyinmesi, adının karıştığı skandallar sebebiyle oldukça konuşulmuştu. Tesettüre girmesine herkes çok şaşırmıştı. Şimdilerde doğru yolu buldu. Ufuk Bayraktar, Ezel, Dağ ve Vatanım Sensin dizileriyle parlayan oyuncu 2017 yılında karıştığı bir olay nedeniyle 6 ay hapis yattı. 2017'de de Umre ziyaretini gerçekleştirdi. Burcu Güneş, 2013 yılında Umre'ye gitmiştir.
Evet arkadaşlar, hacca ve umreye gitmiş oyuncular ve şarkıcıların listesi bu şekilde. Ünlü olmak zor. Ünlü olduğunuz zaman insanların sizden beklentisi de daha çok oluyor. Bu yüzden hacca gitselerdi, gitmeselerdi insanlar bir şekilde onları suçlayabiliyor. Videomuz hakkındaki görüşlerinizi aşağı yorum olarak yazın. Siz hacca ve umreye gitmiş olan ünlüler hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bekliyorum. Kanalımız Şok Oldum, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.